Değerli izleyenler, son günlerde Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlikler yaşanıyor. Bu gerginlik sonucunda acaba savaş olur mu diye halkımıza soracağız. Bakalım halkımız bu konuda ne cevaplar vermişler. Hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Hanımefendi merhabalar. Merhabalar. Son günlerde Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlikler yaşanıyor. Evet, bu gerginlik biliyoruz. Sonucunda savaş olur mu? Olursa Türkiye'nin pozisyonu biraz olur. Zor be. Olmaz mı diyorsun? Olmaz. Biraz zor. Neden bu gerginlikler yaşanıyor? Laf olsun diye. Başlığı işleri güçleri yok sanki de, evet. Laf olsun diye başka şeylere baksınlar. Mesela şu ekonomimizi görmüyor musunuz? Abi şimdi Yunanistan'la Türkiye arasında gerginlikler yaşanıyor. Acaba savaş çıkar mı? Çıkarsa Türkiye... Allah korusun, niye savaş çıksın ki? Öyle bir konuşuluyor şu anda. Çıkmaz inşallah, çıkmaz. 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 İnşallah. Biz de kabul edemiyoruz. Evet. Biz de silahlarımızı alıp direkt gidiyoruz. Evet. Savaşa gideriz yani. Niye çıksın ne ki? Ne olur yani? Abi mesela? Derdimiz ne yani? Niye savaşa girelim durdururken, evet. Yani? Allah korusun gecinden arkadaş. Biz istemiyoruz, biz savaş istemiyoruz. Allah da korusun gecinden versin yani. Evet. Savaş istemiyoruz yani. Evet. Sen ne diyorsun abi? Ben de aynıyla diyorum. İstemiyoruz, savaş istemiyoruz. Savaş istemiyoruz. Peki, biz Yunanistan'la yani, savaşırsak ne olur? Yunanistan savaşıysa biz hepimiz cephe gideriz. Evet. Cephe gider savaşırız yani. Savaşırsın. Canla gönle yani. Evet. Hepsi bu kadar yani. Anladım abi. Kendi ülkemizi el alem bebeğimiz. Teşekkürler abi. Haydi sağ ol. Savaş çıkarsa çıkardıklarını Yunanlılar pişman olur. Evet. Ben 1954'te 54 doğumluyum. Kıbrıs'ta 13 ay askerlik yaptım, evet. Savaş zamanında. Evet. Kaç tek deli kararlar. Biz onları mahvederiz. Hiç karşımıza çıkmasınlar bile. Öyle mi diyorsun? Evet. Neden öyle düşünüyorsunuz? Türk güçlüdür her zaman. Askerimiz güçlü, polisimiz güçlü. Hiç bilmiyorum. Neden? İlgilenmek de istemiyorum. Bir yorum yapar mısınız? Yok, teşekkürler. Savaş çıksın mı çıkmasın mı? Çıkmasın. Evet. Ya çıkmasın. Bu yönde kadar. Bir yorum yapın işte. Yok. Fazla ilgilenmek istemiyorum işim. Savaş mantıklı düşündüğün zaman çıkmaz. Evet. Çıkmasını da istemeyiz. Evet. Ama öyle ki savaş çıkacakmış gibi. Yani. Bir gece ansın gelebiliriz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru diyor da işler çok karışabilir. Evet. Ne yönde karışır abi? Amerika orada. Bütün üslerini yığdı. Üsleri, evet. Doldurdu. Evet. Yani tehlikeli bir durum bence. Uçakları, uçak gemileri. Evet. Ve bir Ukrayna Rusya'ya döndürmeye çalışıyor Amerika. Üçüncü olarak Tayland, Çin, evet. Ukrayna, Rusya. Şimdi de Yunanistan, Türkiye üzerinden oynamaya çalışıyor. Şu anki hükümet ona izin vermez hiçbir zaman. Bugün olmadığı kadar da daha sonrası da olmaz. Allah yok anladım da Sayın Cumhurbaşkanı diyor bir gece ansın geleceğiz diyor. O öyle diyorsa öyledir. Ne diyorsa odur. Ama dediniz ya savaş. Yani eğer ona müsaadesi varsa olur. O yoksa olmaz. Yani bir problem olmaz. Cumhurbaşkanımızdan son söz onda bitiyor. Evet. Ne olur peki savaş olursa? Hakkımızda hayırlı olan olur inşallah. Evet. Yani ne diyelim? Bilemeyiz biz geleceği. Geleceğe dair hiçbir şey bilemeyiz. Hakkımızda hayırlı olan olur inşallah. Dönüşüze Yunanistan alır. Ben Türk vatandaşıyım. Evet. Ben acımdan ölüyorum. Bir dolar res olmuş kaç lira biliyor musun? 30 lira. Tayyip kendini kurtarıyor. Ben kimseyi kurtarmıyor. Ben Tayyip'e de oy verdim. Verdiniz, oy verdiniz. Tabii ben Yozgatlıyım. Ben, evet. Oy verdim. Evet. MHP'ye de verdim ama daha vermem. Ya bir dolar res 30 lira olur mu ya? Ne, bir domates mi abi? Dolares, baş ağrısı sabun. Ha, Dolarex. Evet. Evet. 30 lira olur mu? Evet, ben dolar zannettim de. Dolar zaten başını aldı gitti. Biz Amerika uşağı. Başın yapıyor. Çok mu ağrıyor abi? Başım çok ağrıyor, bir işsiz geldi. Evet. Sabaha kadar çalışıyorsun, para yok, pul yok. Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlikler yaşanıyor biliyorsun. Ah çok bunlar, derin konular. Almanya'da. Almanya'dan geliyor. Ay lütfen, Almanya, gerçekten. Almanya kıskanıyor mu hanımefendi? Ne bakımdan? Türkiye gibi her olamaz bakımdan. Hiçbir yer boş. Gerçekten olabilir yani. Şimdi sosyal olarak çok iyi orası. Fakat bu canlılık orada yok. Valla turistik. Kuvvet, iman gücü var ondan. Hadi oğlum gidelim işimize. Dönüşür abi. Herkes savaşıyor yani. Dönüşür. Herkes savaşıyor. Nasıl evet yani? Abi. Herkes topraklarını savunuyor. Evet. Biz de topraklarımızı savunuyoruz. Evet. Biz de yakındır savaşmamız lazım. Öyle lazım yani. Diyorsun. Aynen lazım. Savaşa karşı değil misin? Yok. Neyse. İntikam. Savaş alın diyorsun. Aynen abi. İntikam mı alacaksın? Evet. İntikam almayı seviyorum abi. Vay, o kadar diyorsun. Aynen abi. Teşekkür ederim. Savaş olur mu olmaz mı diye soruyoruz. Olmaz evvelallah. Onlar kimse bize karşı kalır. Neden öyle düşünüyorsun? Tabii düşünüyorum. Karşısında kim var onun? Vursunlar mı diye çoğu. Nasıl abi? Vursunlar mı diye. Onun karşısında kim var biliyor musun? Kim var abi? Koskoca Erdoğan var. Evet. Melmet Çetin. Lideri. Lideri. Evet.
Dünya lideri. Bırak memleketi. Öyle mi diyorsun abi? Evet. Savaş çıkarsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Nasıl teyze? Vur öyle öldürecek onları. Sen Amerika güvenme. Vallahi Amerika tahtını tarmadan toplayıp gidecek şimdi. Evet. Nereden gidecek mesela? O şeye Yunanistan'a şey düzdü ya. Evet. Amerika'nın silahlarını şeyin düzdü ya. Şimdi direkt git. Türkiye'de de birçok üssü var mesela. Amerikan üssü var mesela. İncelik üssü var en büyük. Memleket için bütün bir olmaları gerekir. Evet. Memleketini düşünüyorsalar. Eğer kendilerini düşünüyorsa hiç bırakın onlar. Anladım. Memleket için can feda. Önemli olan bize memleket. Biz gideriz tamam. Urmiye. Sen hiç korkma. Eyvallah, hiç korkma. Görüyor, biz bir savaş var da görüyoruz neler mal oluyor ya. Cumhurbaşkanı bir gece ansın gelebiliriz diyor. Ya der tabii ki, tabii der. O gelir diyorsa gelebilir de olmaz abi. Savaş ne demek ya? Basit savaş ne demek ya? Anladım abi. O kadar basit mi ya bu savaş yapmak ya? Olamaz yani, önce cesaret edemez. Yunanistan hiç cesaret edemez de biz de temkinli yaklaşırız yani. Anladım. Teşekkür ederim. İyi günler. Dönüşse kötü olur tabii. Ne olur mesela? Ne olur tabii. Pusuda bekleyen düşmanlar hemen harekete geçer. Evet. Ondan sonra yani bu zaten bir kışkırtmadır. Evet. Hani biz de savaşa çekmektir. Eğer gidersek yani Cumhurbaşkanı bir gece ansın gelebiliriz diyor. Gelebiliriz de yani şeye düşmesin, tuzağa düşmesin. Gelebiliriz de gireceğim, onun arkasında destekçileri var. Bedavadan öyle şey yapmıyor yani, bizi kışkırtmıyor. Onu kışkırtan, üstümüze salanlar var. Tuzağa düşmesin yani.